Herkese merhaba, ben Kaan Arlı. Evet, bugün Türk Telekom'un 4.5G basın toplantısına katıldık. Yanımızda Erkan Akdemir var. Kendisiyle 4.5G'yi ve Türk Telekom'un çalışmalarını hemen hızlıca konuşacağız. Soğuk bir hava var, çok bekletmeyeceğim. Merhabalar Erkan Bey. Merhabalar. Öncelikle hem ülkemiz için hem de Türk Telekom için 4.5G döneme hayırlı olsun diyelim. Çünkü çok kısa bir süre kaldı artık. Bütün Türkiye olarak merakla bekliyoruz 4.5G sürecini. Bu süreç içinde Türk Telekom ne gibi çalışmalar yaptı ve bugünkü vurgunuz olan Giga 4.5G nedir? Epeydir aslında hazırlık yapıyoruz. Hem mobil tarafta istasyonları büyük bir oranda bitirdik, tamamladık. Ama bunun hızlı bir internet altyapısını verebilmemiz için fiber altyapısı gerekiyor. Onu da hazırlıklarımızı bitirdik. Birkaç yıldır bunun geleceğini öngörerek zaten o tür hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu Giga 4.5G'de kastettiğimiz aslında Kore Telekom'la yapmış olduğumuz bir işbirliği. Çok yeni bir teknoloji aslında. İçeride de deneyimleyebiliyorsunuz. Şu an hali hazırda ticari telefonlarla hem Wi-Fi'in hem de 4.5'in hızlarını üst üste koyup çok yüksek bir giga dediğimiz aslında gigabitlere yaklaşan bir teknoloji kullanımı. Buradaki bahsettiğimiz konu da o aslında. Şimdi 4.5G süreci içinde operatörler aslında kullanıcılarını, abonelerini 4.5G'ye yönlendirmek adına çeşitli çalışmalar yaptı. Ücretsiz sim kart değişimi olsun, abonelik geçişi olsun. Türk Telekom'un buradaki çalışmaları neler oldu? Yani abonelerini 4.5G'ye teşvik etmek adına ne gibi çalışmalar yaptınız veya ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi bizim kullanıcıların artan mobil internet ihtiyaçlarını göz önüne alarak zaten ona uygun tarifeler çıkarttık. Çıkartmaya da devam edeceğiz. 2 gün bedava internet kampanyasını başlattık. Yine 10 GB'lık bedava internet, mobil internet kullanımını tüketiciler şu anda deneyimleyebiliyorlar. Sim kart değişimlerini teşvik ediyoruz. Ücretsiz değiştiriyoruz ama ücretsiz değiştirme ötesinde hem mağazalarımızda olsun hem başka mecralarda kullanıcıların hızlı bir şekilde hem sim kartlarını değiştirmelerini hem de telefonlarını, elindeki mevcut eski telefonlarını alıp iyi bir telefonla değiştirme için çok cazip fırsatlar da sağlıyoruz. Aslında ben de cihaz tarafında ne gibi çalışmalar olacak diye soracaktım ama zaten peşin peşin söylediniz. Peki bu süreçte Türk Telekom'un diğer operatörlerle bir ortak çalışması vesaire gibi, yani bu 4.5G'yi bütün Türkiye'ye yaymak adına ekstra bir efor sarf etme gibi bir durum var mı ileri dönük projeleriniz içinde? Şimdi zaten bizim bu 4.5G'yi almış olduğumuz frekans ihalesinde ön koşullardan bir tanesi, nüfusun yoğun olmadığı yerlerde altyapıların ortak kurulması ve birlikte yapılmasını emrediyor. O konuda ilk defa bir kamu idaresinin şeyi var, zorunluluğu var. Bence ülke adına olumlu bir şey bu. Çünkü oralarda çok feasible olmayan alanlar, o alanlarda tek bir altyapının olması hem daha fazla kullanıcının, daha fazla vatandaşın bu işi kullanımının önünü açacak bir uygulama. O anlamda destekliyoruz bu uygulamayı. Belki şu anki gündemimiz değil ama yakın zamanda da o yatırımlar arttıkça onları da birlikte yapıyor olacağız. Çünkü Türkiye bu konuda çoğu dünyadan evrensel hizmet noktasında ileri bir durumda. Ne diye sorduğunuz zaman belki çok fazla o bölgelerde vakit geçirmediğimiz için ama şu an 2000'e yakın yerleşim yerinde, küçük yerleşim yerleri bunlar, 3 operatörün müşterisi tek bir altyapıyı kullanabiliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın altyapısı bu. Bu uygulama aslında Türkiye'de bir yenilikçi bir uygulama. Ve aslında bu 4.5G'de de getirilen buna benzer bir ortak altyapıyı kullanıcıların imkanı sunuyor. Peki son sorum şu olacak. Şimdi 81 ilde başlıyor 4.5G. Türk Telekom'un verdiği 4.5G hizmetini 81 ilde aynı anda ya da aynı kapasitede, aynı kalitede alabilecek mi kullanıcılar? Yani Türkiye İstanbul'daki ile Antep'teki, Adana'daki vesaire kullanıcılar benzer kullanıcı deneyimini yaşayabilecek mi? Evet, benzer deneyimi hem 4.5G'de hem bu Giga 4.5G'de 81 ilde
aynı şekilde veriyoruz. Tabii ki önceliklendirdiğimiz çok yoğun olan, yoğun kullanımların ve yoğun nüfusun olduğu yerlerdeki önceliklendirme kaçınılmaz. Ama hiçbir yeri bir diğer ilden ayırt etmiyoruz. Yani tüm iller bizim için aynı önceliğe sahip. Erkan Bey tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de. Evet, Erkan Bey ile 4,5G sürecini konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.